Ne oldu Cemile Hanım, öksürük krizine girdiniz? Dün Cennet Hanım'ın evinde ter basmıştı. Burada da fenalaştınız mı? Yok, hastaneye gittim. İğne yaptırdım, serum taktırdım. Üşütmüşüm herhalde biraz dün. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Cennet Hanım'ın da çorbasını çok beğenmiştiniz ama sonra tüm yemeklerini sıkıntılı bulmuştunuz. Evet, evet. Ben ilk defa bu kadar beğenilen bir çorba gördüm. Evet, ben de şaşırdım. Çünkü değişik bir çorba. Herkes beğenince ben de şaşırdım açıkçası. Beklemiyordum ben de. Neden, çorbanıza güvenmiyor muydunuz? Güveniyordum. Yöresel bir çorba olduğu için pek de böyle şey olmaz diye düşündüm. Ama tam tersi bir durum oldu. Hepsi çok beğendiler. Bence daha şimdiden 3'er puan aldınız. İnşallah. Cennet Hanım sizi kıskanmış mıdır? Evet. Çok dolu gelmişlerdi. Ara sıcağınıza ne diyecekler acaba? İnşallah bunu da beğenirler. Ben ne diyeceklerini tahmin ediyorum açıkçası. Basit diyeceklerdir. Bu patates böreği değil ki, patatesli kek diyecekler bence. Patatesli kek. O da güzel. Bir de ben çok merak ediyorum. Hamurunu acaba elde mi açtı yoksa hazır mı aldı yufkayı? Ya şaka. Elde açmış olabileceğini mi düşünüyorsunuz gerçekten? Bence hazırdır. Düşünüyordum %100 hazır. Ama %100 hazır olduğunu düşünüyorum ama yani düşünüyorum derken bekliyordum. Hani yorum yapıyordu ya, hı hı. O yüzden dedim yani böyle bir menü seçtiyse börek, hı hı. Belki de elde açmayı da göze almıştır. Yufkayla yapacağınızı zannetmiştim diyecekler. Yufkasız diye belirtmiş olmam lazım ama demek ki. Daha çok kabarması gerekmez miydi? Bu kabarmıyor aslında. Kabartma tozu var içinde gerçi de. Yumurtanın eksikliği hissediliyor mu? Yumurta, evet, hem tutmasında birazcık sıkıntı yarattı yumurta. Bakalım fark edecekler mi? Bu bir börek değil, bu bir kek diyecekler. Pizza diyeyim ben. Kesimi de öyle. Evet. Patates pizza. Aslında daha mantıklıymış. Evet, öyle de diyebilirdim. Yanına ne koyacaksınız? Tavuk salatası, yoğurtlu. Patates böreğinin yanında tavuk salatasını ilk kez görüyorum. Ya bir şey kuru olmasın, yanında yoğurtlu bir şey olsun diye aslında. Ne diyecekler çok merak ediyorum. Umarım beğenirler. Dış ses hatırlıyor musun? Sultan dedi ya, benim böreğimin üstü nerede dedi. Ama haklıydı, böreğin üstü yoktu. Ham maddesi patates. Yani ne el açması ne yufka. Ne yufka, o, bize o karambolek şey sokmamak için aynen. Patatesi yok. Alt yapmış. Aynen aynen. Kahvaltı böreği. Kim kahvaltı böreği dedi? Çünkü ben böyle bu tarz börekleri kahvaltıda yapıyorum sabahları. O yüzden ama küp küp doğramadan ben rendeleyip yapıyorum. Onun ismi Röştü olmuyor mu? Gel Levent, otur sen de. Gönül, sunum nasıl tatlım? Sunum güzel görünüyor. Ama tabii bir şaşırtıcı bir şey oldu. Biz böreği normal yufkalı vesaire beklerken böyle bir şey geldi karşımıza. İyi oldu sunum. Güzel görünüyor. Cemile, nasıl sunum? Sunumu güzel görünüyor şu anda. Biz yufkalı bekliyordum ben. Gül böreği gibi veya kol böreği gibi böyle bir şey bekliyordum ama bu şekilde beklemiyordum. Güzel görünüyor. Peki, Betül? Güzel, yani sadece güzel. Cennet? Güzel. Yani tadına bakacağız. Ama tadını merak ediyorum, evet. Buyurun, patates böreği, yoğurtlu, tavuk, salata seçtiniz. Patates böreği, yoğurtlu, tavuk salatası eşliğinde afiyet olsun. Seda Hanım, normalde sabah kahvaltılarında tarzda yapıyoruz patates, unlu vesaire. Yani umduğum gibi tadı evet lezzetli ama benim beklediğim gibi değil. Sen sor, ne bekliyordun diye. Nasıl bir şey buyurun. Bekliyorsunuz? Yani ya şimdi patates börek dediğimiz daha sıcak diye içli köfte dışında mesela ne paçanga böreği. Sabah kahvaltısında da yiyebilirsiniz. Ya yenilebiliyor da bu yani, bir paçanga böreğine göre daha basit ve daha kolay bir şey. Ben basitlik ya da zorluk anlamında yani söylemiyorum. Söylüyorum. Hani derseniz evet. Yani şu ara sıcak diye sayabileceğiniz belli şeyler vardır mesela. Paçanga böreği sabah kahvaltısında yenir mi? Yenir. Bu da en basit. Börek, bütün kahvaltılarda yenir. Çiğ börek yeniliyor. Akşam yemeği olarak bile yenir mi? Yeniliyor. Yenir. Hepsi yeniliyor. Yani, bu da yeniliyor. Bunu yani. Mesela en basiti geldim işten yorgunum veya canım bir şeyse evet. De hemen bunu yapıp çırpıp tavada kızartıp oturup yiyebiliyorsunuz. Veya fırına atıp yiyebiliyorsunuz. Onu söylüyor. Ama börek dediğinizde, patatesi börek dediğinizde ben bunu değil. Tam tersine yufkalı, yani. Daha teferruatlı bir şey bekliyordum açıkçası. Patatesli börek demiyor ama patates böreği. Patates böreği, evet. Patates yani, böreği dediğinizde ben o şekilde bekliyordum açıkçası. Aynı süre ama. Bunu yapmakla hazır yufkadan patates böreği aynı süre. Aynı şey yani. Onu da işten gelince pekala 5 dakikada yaparsın. Aynen. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunları hepsi çiğden de koyabiliyorsunuz. Ama bu sanıyorum hafif sotelenmiş. Çiğden? Hepsi çiğden. Hepsi çiğden. Patates o zaman çiğden mi? Çünkü ben yaptığımda ben de hepsini çiğden koyup karıştırıp direkt
fırına veya fırına. Tavada yapabiliyorum. Veya tavada kızartıp o şekilde yumurtayla sabitleştirebiliyorsunuz tabii bunu. Tabii. Yani yufka açmak, yani böreği de tepsiye dizmek, kat kat ve içindeki sosu dökmek daha uzun bir marifet. Masanızda bir aşçı var, o hiç konuşmadı da. Ha nerede, ben görmedim aşçı masada. Var mıydı, benim haberim yok. Üç gündür ben görmedim yani. Buradayım, tam yanı başında. Aa merhaba. Aşçı yorumları pek duymuyorum ben sizden. O yüzden bana aşçı gibi gelmiyorsunuz. Ne Betül Hanım'a, ne Gönül Hanım'a, ne de Levent Bey'e aşçı gibi gelmiyorsunuz Cemile Hanım. Ya ben masada hep ben aşçıyım, ben şuyum, ben buyum diye konuşmayı sevmiyorum. Ben buraya girerken, başvururken de zaten bunu belirtmiştim, söylemiştim. Evde de hep söyledim. Ben gerçekten çok aşçılı ama ben aşçıyım, ben şunu yaparım, ben bunu yaparım. Ben sevmiyorum böyle şeyleri, reklam yapmayı. Ay bu reklam değil, ben yok, bugün... Yok sevmiyorum. Bunu bana geldiğinizde evde mi göreceksiniz diyorsun? Evet, röportaj sırasında şöyle bir şey söyledim ben Seda Hanım bugün. Yani ummadık taş baş yarar dedim. Bazı insanlar vardır ki gerçekten bir konuda, bir branşta çok maharetlidir aslında. Fakat onu yansıtamaz ya da onu kendini çok iyi... Ama icraat iyidir. Ama işte yani o yüzden onu... Ama yorum olarak ben demiyorum ki siz kötü yemek yapan birisiniz ya da bir aşçı kalitesinde yemek yapmıyorsunuz demiyorum. Tabii. Ben sizden aşçı yorumları duymuyorum diyorum. Hadi şey, yoğurtlu tavuğu söylemedi. Ya o da çok şey değil Seda Hanım. Normalde yoğurt, mayonez koydunuz mu? Koymuşsunuz. Biraz sarımsağı rendelediniz mi? Ne yaptınız bilmiyorum ama biraz sanki böyle... İçinde taneymiş gibi geldi ağzıma. Ceviz onlar. Cevizler. Yok, sarımsak. Ceviz de var, sarımsak da var. Ceviz de sarımsak var ama... Sarımsak bir tanenin yarısı bile değildi yani koyduğum. Sarımsak... Elimle kestim. Ya o zaman benim tabağa gelmiş. Olabilir. Yani cevizden sarımsak ayırt edecek kadar da biliyorum. Hemşerisiniz ya siz, senin tabağa gelmiş. Olabilir. Torpil geçmiş. Ya sarımsak severim. Şey değil ama birdenbire yani çok fazla gelmiş sarımsak, olabilir. Bir diş sarımsaktan yarısından bile yani daha şey az gibi, Çerkez tavuğu gibi düşünün Seda Hanım. Yani neticede çok... tavuk ve patates nasıl buldun? Yani çok abartsız bir güzel bulmadım açıkçası. Umduğum gibi değil. Çerkez tavuğuyla tavuk salatasını bir mi tuttunuz? Benzer diyorum. Çerkez tavuğu nasıl yapılıyor? Ben yapmadım ama yapıp da yediğim arkadaşlarım var. Yaptılar ona, ben yedim. İşte çok da farklı ve çok güzel. Çerkez tavuğunun içinde ekmek içi vardır ama bunun onunla bir alakası yok. Yani yoğurtlu, tavuklu, cevizli bir şey olmuş kereviz bu. Kereviz salatasına... Kereviz satısına da benziyor. Yani şey, meze türü olarak yani içinde yani et olmasa, et olmasa kereviz. İçinde yani havası ona benziyor. Öyle o zaman yoruma geçer hayatım. Patates böreği yani sade vermek yerine yanında yoğurtlu bir şey olsun. Yanında boş kalmasın dediniz ama ben o gün anam yemeğimde yanında kabaklı şey demiştim. Kabaklı yoğurt, kabak vermiştim. Bu bir davet masasına uygun değil denmişti. Sizce bu şu an uygun mu? Bir dakika, ara sıcakta neyin yanında? Ara sıcakta ya da neyin ana yemeğimin yanında. Ama şimdi o başka bir şeydi. Başka onun bir yanında, şey değil ki Betül Hanım. Ayrıca sizin yoğurtlarınız, süzme yoğurt da var bunda. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt lezzeti bakın bu tip mezelerde. Süzme yoğurt, mayonez gibi böyle azar azar yani karışım. Nasıl üç peynirli ravyolu çok güzel olur. Benim zaten sadece bir yemek kaşığı kadardı, bir tadımlık kadardı. Zaten ama onu da ben önemli değil ki zaten gördüğüm kadarıyla hiç kimse tadına bile bakmadı. Ben şu anda yani biz Betül Hanım'ın masasında mıyız, Levent Bey'in masasında mıyız? Yani o kadar ne çok yemekleri o kadar savunmayı geçiyorsunuz ki şey var, Levent Bey'den bu yorumları beklerken, Levent Bey'den cevap beklerken yani bir anda siz şey yapıyorsunuz sanki ama sizin masanızda oturuyormuş yapmayayım. Gibi oluyorum ben yorum şu anda. Yorum yapmayayım mı? Hayır, Betül Hanım, yapın da o kadar değil. Çok savunuyorsunuz bakın, yemekleri yani. Sanki sizin masanızdaymış gibi ben şu anda hissettim. O zaman benim masama geldiğinizde çok güzel uyuyun. Çok dinlenerek böyle ya yani doping alarak gelin. Ya yani bu benim kendimi savunduğum halimi değil yani. Yani ben ne yiyorsam onu savunuyorum sadece. Siz, hayır. Siz bizim yerimizi de savunuyorsunuz, bizim yerimizi de eleştiri yapıyorsunuz Betül Hanım. Aynen. Yani iki kişilik üç kişilik konuşuyorsunuz. Bu beğenilir mi? Sen birisini beğendin veya bu beğenilecek bir şey. Niye beğenmiyorsun demiyorum ki ben. Ama şimdi şöyle bir şey. Ben yorum yaparken bir çerkez tavuğuna mı benzetiyorsunuz, içinde ceviz mi var vesaire diyebiliyorsunuz. Çerkez tavuğuna mı benzetiyorsunuz da ben de aşçı değilim. Olabilir. Ben aşçı değilim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün yemekleri yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Tamam. Ben hiç bilmediğim bir yemeği girip de internetten bakıp da oturup da tek seferde muhteşem yaptığım yemekleri biliyorum. Çok bu çok güzel. Farklı bir şey. Evet. Ben oturup da sabah 5'e kadar baklava açtığım günleri de çok iyi biliyorum. Allah. Ve çok da güzel yemek yaptığıma inanıyorum ama şöyle her şeyi bilmek zorunda değilim. Ben sadece yapabiliyorum diyebiliyorum. Betül Hanım, masanın bilirkişisi siz misiniz ya bir tek siz misiniz? Ben onu anlayamadım. Çünkü bütün yemeklerde olması gerekenle öyle olacaktı yok.
işte tam olmuş gibi yapmışsınız, tam olması gereken gibi yapmışsınız diyorsunuz da ya anlayamadım yani bir tek siz mi her şeyin doğrusunu biliyorsunuz? Biz bilmiyor muyuz? Bizim ağız tadımız yok mu?